Tanrı aldığım zaman biz bu işe başladık. Alamıyoruz. Biz istiyoruz ki herkesin olsun. Evet. Siyasi faydamız olsun. Aşılaması evet. Devam etsin. Evet. Zaten gelirken Seyit Müdürüm, Tarım Müdürümüz anlattı. Evet. İsim neydi amca senin? Benim Turan ismim Yalçın. Turan Yalçın. Turan amca. Sen hiç ağacı hep mı var? Hep ismi var. Hep merengiç. Yolun altı, Irmak kenarına kadar hep merengiç. Evet. Merengiç. Peyderpey aşılandı ama halen daha aşılanacak alanlar evet. Var. Evet. Bunun da devamını istiyorsunuz evet. Siz de. Evet. Her taraftan o yüzden biz, oraya gönderiyorsunuz. Evet. Her taraftan hasat biz edilen, ediliyoruz. Oraya bir de Antep'e gidiyor. Bekletmiyor mu ya? Bekleme sorunu var mı? Günlüce köyünde yıllardır üretimine devam edilen bir ürünümüz var. Antep fıstığı. Özellikle son yıllarda aşılama destekleriyle beraber her geçen gün daha çok sayıda ağacımız Antep fıstığına dönüşüyor. Burada menengiç ağacından aşılanıyor Antep fıstığı. Ve çok ciddi de biliyorsunuz hem iç piyasada hem de ihracatta önemli gelir kalemlerinden bir tanesi ülkemiz için Antep fıstığı. Su şehrimizin Günlüce ve 5 tane köyümüz daha bu anlamda önemli bir üretim merkezi haline dönüştü son yıllarda. Biz de Sayın Valimizin talimatlarıyla İl Özel Dairesi olarak önümüzdeki yıldan itibaren de Antep fıstığına aşılama noktasında hem aşılama hem ilaçlama konusunda bu 5 köyümüze ciddi bir destek sağlayacağız inşallah. Bundan sonra her yıl valilik olarak Antep fıstığı üretiminin daha ciddi noktalara gelişmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Menengiç'ten Antep fıstığı aşılanarak bir üretim başlamış, el yordamıyla başlamış. Bundan sonra da biz de daha önce yine Tarım İl Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz gerçekten bu bölgede önemli faaliyetler yürütüyorlar, önemli destekler sağlıyorlar. Ben de hem İl Tarım Müdürümüze hem ilçe Tarım Müdürümüze hem de emeği geçen tüm kadrolarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki yani biz burada gelmeseydik, görmeseydik herhalde Antep fıstığı yetiştirilebileceği aklımıza gelmezdi. Ama her şey bir hayalle başlar, bir öngörüyle başlar. Hayal etmek önemli olan ve emek vermek. Burada gerçekten üreticilerimiz bunu öngörmüşler, hayal etmişler ve emek vermişler yıllardır. Devlet olarak da bize düşen onların bu emeğinin zayi olmasının önüne geçmek, her türlü destek mekanizmasını işletmek ve biraz önce söylediğim gibi katma değerli ürün haline getirerek de bir pazar ve ölçek ekonomisini yaratmak. Onun için ben çok ümitliyim. Antep'ten araştırmadan getirttirdik. Bir arkadaşla beraber bunu ondan bir aşı aldık, vurduk. Öyle devam etmeye başladık. En son verim almaya başladık. Aşağı yukarı Antep'e 2 ton, 1,5 ton devamlı göndermekteyim. Burada böyle devam ediyoruz. Biz istiyoruz ki bu su şehrinin her tarafında olsun. Melengiç ağacından geçilmeyi. Memleketimize, su şehrimize, Sivas'ımıza faydalı bir şey olsun. Ekonomiye katkı olsun. Bir benimle burada olmuyor yani. Herkesin olsun. Burada 5 tane köy var. O köylerde beraber oldu mu biz buradan her sene yani istediğimiz tonajı alabiliriz yani. Her yerde melengiç ağacı dolu. Fakat ıslah edilmedi daha. İslah edilmesi olursa daha güzel olur, daha iyi olur. Biberimden böyle yürümüyor bu. Fındığın kalitesi bizim fıstığımız Antep'inkinden daha üstündür. Bizimki yeşil, Antep'inki işi bizimki kadar değildir. Onlarınki şimdi tekrar dikme ağacı, bizimki melengiç ağacı. Onlarınki tekrar yetiştirmeden başladılar. Biz melengici bitirdiler, tekrar başladılar. Bizimki hiç yani melengiçten gelen bir şey. İçi yeşildir bizimkinin. Baklavalıktır güzel. Her şeye gider dışarıya. En iyi baklava bundan mı yapılır? En iyi baklava bundan yapılır. Dışarıya da gidebilir yani.
Antep'in adı çıkmış, Antep olabilir ama bir su şehri burası. Evet. Mecbur gönderiyoruz, yoksa başka türlü olmuyor. Kimlere veriyorsunuz Antep'te? Antep'te borsası var, onlar alıyor. Oraya gönderiyorsunuz. Evet, fiyatlar bellidir, orada hiç pazarlık yapamazsın. Malın 250'si 250, 300'ü 350 öyle parayı hemen alır geri gidersin. Şu anda çok güzel, sağ olsunlar, arkadaşlarımız var. Onlar veriyoruz, geliyoruz yani. Bir aile korumuru koysa.